De bekliyorum sizi. Geçen hafta neden söz ettim? Sözcükten söz ettim. Sözcükte anlamdan söz ettim. Sözcük için dedim ki dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Ya tek başına anlamı olacak ya da cümle içinde anlam kazanacak. Cümle içinde anlam kazanan sözcükler edatlar, bağlaçlardır dedim. Biz daha çok tek başına anlamı olan sözcüklerden söz ediyoruz dedim. Bu arada hepinize şimdiden bir merhaba diyeyim. Umarım hepiniz iyisinizdir, bomba gibisinizdir. Ondan sonra virgülü kaldırıp şu tekrarıma kaldığım yerden devam edeyim. Her sözcüğün başlangıçta tek bir anlamı vardı ama biz zaman içinde onlara yeni anlamlar katıyorduk. Ondan söz etmiştik. Buna çok anlamlılık denir demiştik. Sonra temel yan mecaz anlam dedik. Mecaz anlam kazandırma yollarından söz ettik. Sözcüklerle ilgili diğer anlamsal özelliklerden söz ettik. Somutluk, soyutluk gibi. Somutlama, soyutlama gibi. Nicel, nitel, genel anlam, özel anlam gibi. Eş anlamlılık, yakın anlamlılık, zıt anlamlılık, sesleşlik gibi özelliklerden söz ettik. Ve söz öbekleri dediğimiz ikilemeler, deyimler ve atasözlerinden söz ettik. Şimdi, geçen hafta o kadar muhteşem bir ders işledik ki sizin sayenizde. Ben o kadar keyifliydim ki açıkçası bu haftayı, bu dersi dört gözle bekledim. O yüzden müsaadenizle artık soru çözmeye başlıyorum. Artık size şu dersleri anlatmaya başlıyorum. Haydi toplanın yamacıma, şu sorulara bakmaya başlayalım. Birinci soru. Bak arkadaşım, sana bir anlam grubu vermiş. Demiş ki, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde kısa sürede acele olarak anlamı taşıyan bir söz kullanılmıştır acaba demiş. Bu esnada siz de cevaplarınızı verebilirsiniz. Ben ekranımda görüyorum zaten onları. Bu yazı Güven Turan hakkında ayaküstü tutulmuş notlardan oluşuyor. Birkaç cümleyle Güven Turan kimdir sorusunu yanıtlamam istense aşağı yukarı burada kaleme aldıklarımı söylerim. Okuduğum yazılarını ve kitaplarını merakla beklediğim isimlerden biri. Şairlik, öykü yazarlığı, eleştirmenlik, editörlük, çevirmenlik gibi alanlarda zaman içinde kendini ispatlamış özgün bir kalem. Birçok şeyi aynı anda yapabilen, aynı anda iyi yapabilen isimler azdır. Hele sanat dünyasında onun gibi birine çok seyrek rastlarsınız. Sevgili arkadaşlarım, kısa sürede acele olarak anlamı nerede var? Bakın şurada. Ayaküstü tutulmuş da var. Biriyle ayaküstü konuştuk derseniz neyi kastediyorsunuz? Aniden yolda karşılaştık, ayaküstü konuştuk. Çok kısa süre, öyle çok detaya girmedeni kastediyorsunuz. Burada da aceleyle kısa sürede hemen anlamı var. Cevabınız o yüzden Adana olacak. Burada dikkat etmeniz gereken başka söz grupları da var aslına bakarsanız. Aşağı yukarı, aşağı yukarı ne demek? Tam olmayan demek, yaklaşık demek biliyorsunuz. Hemen şurada zaman içinde ne demek? Bir sürekli olan demek. Birikimden söz ediyorsunuz. Özgün bir kalem ne demek? Diğerlerine benzemeyen, kendine has özellikleri olan demek. Kendini ispatlamış ne demek? Yeteneğini, yeterliliğini göstermiş, kanıtlamış demek. Çok seyrek ne demek? Az olarak demek. Hoca, sen şimdi bunları niye söyledin? Çünkü sevgili arkadaşım, bu söz grupları başka bir soruda karşımıza çıkabilir. Senin bildiğini biliyorum zaten. Ben öğretmen içgüdüsüyle dur şunu da bir hatırlatayım, belki unutmuş olabilirler diye söylüyorum. Yoksa zaten bu söz gruplarının senin elinden kurtulmayacağını biliyorum. Peki efendim, geldik ikinci soruya.
Bir bakalım hemen ikinci soru ne diyecek bize? Altı çizili söz grubu verdi. Katmerlenir. Bu tarz sorularda şunu yap lütfen. Altı çizili söz grubu ya da tırnak içinde verilen söz grubunu hemen bir kafanda değerlendir. Katmerlenir. Ona duyduğum aşk katmerlendi. Ne demek istiyorum? Arttı, çoğaldı, büyüdü, değişti. Ama olumlu yönde, artarak değişti demek istiyorum. Hızla seçeneklere baktım. Çoğalma, ayrışma, karışma, donuklaşma, dönüşme. Nerede şu çoğalma benim anlamıma uygun? Yine de atlamamak için kinayeli bir söyleyiş olabilir diye dönüp hemen bakıyorum. Dikkat edilirse mutluluk tanımlanırken hazın, haz tanımlanırken mutluluğun anlam alanından yararlanılır. Ama mutluluk hazın bir gömlek üstüne konur. Zira gönlün hissedişi zihinden önce gelir. Belki bu yüzden haz o anda gözler yumularak, mutluluk ise gözler açılarak katmerlenir. Yani çoğalır, yani artar, yani derecesi yükselir diyor. Hatun kişilerim her zamanki gibi muhteşem tabii. Doğru cevabı takır takır gönderiyorlar. Peki burada bir gömlek üstü derken ne demek istiyoruz? Ondan bir derece daha önemli kabul ediliyor. Bir derece daha kıymet veriliyor. Ondan daha üstün tutuluyor demek istiyoruz. Unutmayın. Biz şu gönül, kalp mevzusunu çok kullanırız. Bunu da duygu dünyası vurgusu yapmak için kullanırız. Sanki duygular gönülle, kalple ilgiliymiş gibi düşünürüz biliyorsunuz. O yüzden o gönül, kalp vurgusunu sıklıkla göreceksiniz. Eğer zihin vurgusu geliyorsa daha çok düşünce vurgusu yapıyorsunuzdur. Lütfen unutmayın. İki gözümün çiçekleri. Hızlıca başladık ama bana arada sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yazın. Ben ilk müsait zamanda dönüp o sorularınıza bakarım. Biliyorsunuz bunu söylememe bile gerek yok aslına bakarsanız. Haydi buyurun. Üçüncü soruyu hızla getirelim. Sevgili arkadaşlarım, boşluk doldurma sorusu. Sınavda da ilk başta karşımıza çıkacak zaten. Ne yapacağız? Boşluğun öncesi sonrası bizim için önemlidir. Unutmayın. İlk önce cebinizdeki parayı bileceksiniz arkadaşım. Yani seçeneklerinizi bir bilin. Bakın, dışa dönük, dışlayıcı, değişken, korunaksız, gerçekçi. Kafanızda klasörleyin. Nasıl klasörleyin? Dışa dönük olmak olumlu, dışlayıcı olmak olumsuz, değişken olmak duruma göre değişir, korunaksız olmak olumsuz, gerçekçi olmak olumlu. Kafamda klasörledim. Hiçbirini birinin önüne ya da arkasına atmadım ama. Hangi klasörü çıkartacağımı bileceğim. Önce neye bakacağımı bileceğim yani. Şimdi hemen bakalım. Bergson toplumları başlıca iki grupta toplar. Açık toplumlar ve kapalı toplumlar. Şimdi bakın, adamın iki tane toplum ifadesi var. Açık ve kapalı. Kapalı toplumda üyeler birbirine kenetlenmiştir. Kendi toplulukları dışındakilere karşı ya kayıtsız ya da saldırgan bir tavır geliştirirler. Kapalı toplumla ilgili bakın, olumsuzluk verdiniz mi? Verdiniz. Kapalı toplumla ilgili konuşmaya devam ediyorsunuz ve dediniz ki daima dar ve
O zaman bu kapalı toplumların olumsuz olduğunu söylüyorsunuz. Hangi klasörü çıkartacağım? Olumsuzluk klasörünü çıkartacağım. Dar ve korunaksız olan oldu mu? I-ı. Dar ve dışlayıcı olan bu tür toplumlar, ilkel toplumlarda görülen birçok özelliği de bünyelerinde taşırlar. Açık toplum ise insanlığı bütünüyle kucaklayan toplum çeşididir. Bakın, kafamda klasörledim. Olumluluk, olumsuzluk açısından baktım. Sonra okumaya başladığımda gördüm ki kapalı toplumlarla ilgili olumsuz şeyler geliyor. O zaman zaten olumsuz klasöründen birini seçeceğimi anladım. Seçenek elemiş oldum bu sayede. Dikkat edin, zaten saldırganlık ve dışlayıcılık anlamsal olarak birbirini bütünlüyor mu? Bütünlüyor. O yüzden önemli. Ha, bu arada biraz önce 44 sorunun cevabını sistemden mi göreceğiz diye soran arkadaşlarım. Eğer zihnim beni yanıltmıyorsa cevap anahtarının soruların sonunda olması gerekirdi arkadaşım. Yanılıyor muyum? Bir beni düzeltin. Eğer öyle değilse hemen zaten arada halledelim. Cevap anahtarını da sisteme yükleyelim. Doğru muyum, yanlış mıyım? Ben yaşlı bir hoca olduğum için zaman zaman yanlış hatırlayabilirim. O yüzden bana destek olun, olur mu? Tamam, yani cevap anahtarı vardı zaten. Tamamız. O sorularla ilgili de takıldıklarınız varsa bugün dönüp bakarız birlikte. Hiç problem değil, merak etmeyin. Tamam, sormanız gerekenler varsa süper, tamam. Sormanız gerekenler varsa şöyle yapalım. Son dersimizde sormanız gerekenler neyse onları da açalım, onlar üzerine de çalışalım, tamam mı? Böylece her ikisine de bakmış olalım. Dediğim gibi ben yaşlı bir hocayım, o yüzden arada dürtmeniz gerekebilir beni. Hoca, bak sen şöyle bir şey demiştin, unuttun falan diye. Tamam, hatırlatın bunları. Tamamdır. Muhteşem. Sormanız gerekenleri o zaman son dersimizde açıyoruz. Hangi sorularsa siz bana söylüyorsunuz, onlara birlikte bakıyoruz. Hatun kişilerim muhteşem gene tabii ki. Sevgili arkadaşlarım, estağfurullah, teşekkür edilecek bir şey yok. Asıl ben teşekkür ederim. Ben öğrencinin soru soranını seviyorum zaten. O yüzden birlikte soru bakalım. En büyük keyfim benim için. Muhteşem. Burada bir sözcüğe dikkat etmenizi istiyorum. Sözcükler bizim ipuçlarımız diyorum ya, onlar bize yol gösteriyor aslında. Sözcükler bizim dostumuz. İse sözcüğü de böyle bir dost. İse. Nerede kullanırız? Birisiyle ilgili gıybet yapıyoruz. Ben size anlatıyorum. Ne yapıyoruz mesela? İki gözümün çiçeği Fatma Hanım'la konuşuyoruz. Ben birinden şikayetlendim. Oo, öyle kötü, böyle umursamaz, şöyle düşüncesiz. Anlattım. Sonra başka birine geçtim. Ama diğeri ise dedim. O ise bana neyi gösteriyor? Fatma Hanım neyi anlıyor oradan? Diyor ki, hoca bir öncekiyle ilgili ne kadar olumsuz şey söylediyse şimdi onun tersi gelecek. Demek ki bu ikinci kişi muhteşem biri, çok iyi biri. Ne söylediyse tersi. Olumsuz şeyler söylemişti, şimdi olumluları duyacağım diyor. O yüzden o ise bizim ipucumuz. Ama, fakat, lakin gibi bir artı bir eksi bağlıyoruz. İşin içinde çünkü olursa, çünkü de sana diyor ki, arkadaş ben sana gerekçe söyleyeceğim. Ben sana neden söyleyeceğim. Ben sana açıklama yapacağım diyor mesela. Evet, işte bu ya. Bunlara dikkat ediyoruz, olur mu? Özellikle boşluk doldurmada, özellikle para...